Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni videoya hoş geldiniz. Hatırlarsanız daha önceki videoda epoksiye yeni başlayanlar için epokside kullanılması gereken şeylerden bahsetmiştik. Bu videoda epoksi çeşitleri, epoksinin çalışma süresi, hangi epoksi hangi çalışmada kullanılır, epoksilerin yoğunlukları, epoksi markaları, epoksi nasıl karıştırılır bunlardan bahsedeceğim. Umarım yararlı bir video olur sizin için. Şimdi videoya geçelim. Gördüğünüz gibi elimde birden fazla epoksi markasına ait epoksi var. Şimdi bunların özelliklerine biraz bakalım. Burada gördükleriniz benim genellikle çok sık kullandığım epoksi markaları. Bunların çoğu Almanya üretimli. Az sonra Türkiye'de üretilmiş epoksi markalarına da bakacağız. Şimdi birkaç tanesini yakından inceleyelim. Bu epoksi Resin for Decor markasına ait. 1:1 oranlı bir epoksi. Yani 50 gram sertleştirici, 50 gram epoksi kullanıyoruz. Alttaki özelliklerine bakalım. Baloncuk ve sararma yapmadığını, kokusuz olduğunu, uçucu organik bileşik olmadığını ve toksik olmadığını, ayrıca bu maddenin içermediğini söylüyor. Ben bu epoksiyi genellikle bardak altlığının son katı için kullanıyorum. Çünkü 90 dereceye kadar dayanıklı ve böylelikle sıcak bir içecek koyduğunuzda yuvarlak halka ve yapışma yapmıyor. Sıradaki epoksimiz Dipon markasına ait. Gene Almanya'da üretilmiş bir marka. Bu elimde gördüğünüz sertleştiricisi. Burada da epoksinin kendisi var. Bu epoksi 2:1 oranlı, yani 100 gram epoksi koyuyorsak 50 gram da sertleştirici kullanacağız. Diğer özelliklerine bakalım. 20 derecede çalışma süresi 30 dakikaya kadar. Bu epoksi ile 1 santime kadar döküm yapabiliyoruz. Bu sayılara uymak önemli. 1 santimden fazla yaparsanız belki epoksiniz kurumayacak, esnek kalacak ya da kuruma süresi çok uzun olacak. Epoksimizi 24 saat içinde kalıptan çıkarabiliyoruz. Onun dışında tamamen kuruması 5 ile 7 günü bulduğunu söylüyor. Alttaki özelliklerinden de berrak olduğunu, UV korumasının olduğunu, yeni formül olduğunu, içinde solvent içermediğini, kokusuz olduğunu ve BPA içermediğini söylüyor. Ben sıklıkla bardak altlığı yapıyorum. Bu bardak altlığı yapımında da genellikle bu akışkan yapıdaki epoksiyi kullanıyorum. Şimdi Colorberry markasına bakalım. Bu epoksi de diğer markalar gibi çoğu özelliği aynı. 1:1 oranlı, 50 gram sertleştirici, 50 gram epoksi koyuyoruz. Çok az kokuluymuş. Yüksek derecede şeffaf olduğunu, UV ışınlarını geçirmediğini, yani sararma yapmadığını söylüyor. Ayrıca bu epoksinin viskositesi, yani yoğunluğu çok yüksek. Yoğunluğu yüksek olan epoksileri genelde sanat çalışmalarında kullanıyoruz. Bunun bir örneği de mesela okyanus dalgası yapımı veyahut da tuval çalışmaları. Çok yüksek yoğunluklu olan epoksiler maalesef ki baloncuk oluşumu çok fazla oluyor. Bunu önlemek için de sıcak hava tabancası veya bir de pürmüz kullanabilirsiniz. Evet, şimdi Türkiye'deki ürünlere bakalım. Benim bildiğim kadarıyla Epoksi Market markası çok kullanılıyor. İlk önce oraya bakalım. Evet, reçineler kısmına girelim. Gördüğünüz gibi 1001 çeşit reçine çeşidi var burada. İnce döküm, kalın döküm, hobi için, resin art için olan reçineler diye ayırt etmişler. İnce dökümleri genelde kullanıyoruz ya da hobi reçinelerini. Hemen şu ince döküm reçineye bakalım. Silim çeşidiymiş. Evet, hemen özelliklerine bakalım. Hemen zaten gördüğünüz gibi açıklama kısmında da yazıyor. Takı ve aksesuar, küçük obje, yüzey kaplama, bunlar için kullanılıyormuş. Evet, ayrıntılı bir şekilde kokusuz olduğu, şeffaf görünme sahip olduğu, solvent içermediği, uçucu madde olmadığı, 2:1 oranlı olduğunu, her türlü özelliği ve ayrıntısını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi jelleşme süresinin 50 ile 70 dakika kadar olduğunu söylüyor. Şimdi özelliklerine bakalım. Gördüğünüz gibi öğrenmek isteyeceğimiz her türlü bilgi burada yazıyor. Ultra şeffaf olduğu, sararma direncinin çok güçlü olduğu, karışım oranı, kaç santime kadar döküm yapabileceğiniz, ne kadar sürede çalışma süreniz olduğunu burada görüyorsunuz. Bu sayılara uymak gerçekten çok önemli. Epoksiden maksimum verim almak istiyorsak bu sayılara uymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ısı dayanımına kadar her şeyden bahsetmişler. 65 ile 70 dereceye kadar uygunmuş. Maalesef ki bu bilgiye her epoksi markasında olmuyor. Aldığınız üreticiye kendiniz sormanız gerekiyor. Ben genellikle bardak altlığı yaptığım için bu bilgiye ulaşmak benim için önemli. Şimdi başka bir epoksi çeşidine bakalım. Gördüğünüz gibi burada deniz, okyanus görünümü için olan bir epoksi reçine var. Gene onun da özelliklerine ve açıklamasına baktığınızda, hatta videosu da var gördüğünüz gibi, ürünün nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrenebilirsiniz. Yine özelliklerinde mesela burada şeffaf olduğu, diğerine göre daha orta dereceli sarılıktan bahsediyor. Onun dışında gördüğünüz gibi 85-95 dereceye kadar ısı dayanımı varmış. Yani bu demek oluyor ki belki bardak altlığı yapımında son katta bile kullanabilirsiniz. Şimdi epoksi nasıl hesaplanıyor ona bakalım. Burada gördüğünüz gibi kendi sitesinde epoksinin çeşidini girdikten sonra uzunluklarını, genişliğini ve yüksekliğini yazdıktan sonra size ayrıntılı bir şekilde kaç gram epoksi hazırlamanız gerektiğini, karışım oranını, A ve B maddesinden ne kadar kullanmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Buradan başka bir epoksi çeşidi seçelim. Gene uzunluklarını giriyorsunuz. Gene aynı şekilde birebir oranlı olduğunu, A'dan B'den ne kadar kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Elinizde bu markaya ait epoksi olmasa bile yoğunluğunu bildiğiniz takdirde buradan uygun ürünü seçip gene aşağı yukarı bir ortalama sonuç alabilirsiniz. Şimdi benim bildiğim başka bir siteye bakalım. Burayı çok ayrıntılı göstermeyeceğim. Gene aşağı yukarı diğer sitede nasılsa burada da o şekilde ayrılmış. Sizin yapacağınız, alacağınız ürünleri ayrıntılarına dikkat ederek incelemek. Ben sizlere bu şekilde markalı olan ürünleri kullanmanızı öneririm. Gördüğünüz gibi ulaşabileceğiniz bir sürü bilgi var. Hem kendi sağlığınızı korumak açısından hem de epoksi hakkında bilgi almak açısından bu şekilde ayrıntılı özellikler vermiş siteleri tercih etmenizi dilerim. Gördüğünüz gibi her özellikte bu sayılardan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu sayılar gerçekten çok önemli. Birincisi epoksiyi doğru ve verimli kullanabilmek için. İkincisi de sağlığınızı etkilememesi için. Burada kokusuz olduğu, sararma yapmadığı veyahut da işte kötü maddeler içermediğinden bahsediyorlar. Fakat bu demek değil ki epoksiyi yanlış kullandığınızda bu özellikler geçerli olacak. O yüzden ben her koşulda gene maske kullanmanızı öneriyorum. Bu sayılara dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi halde farklı tepkimelere neden olabilir ve sağlığınızı etkileyebilirsiniz. Başka bir bahsetmek istediğim konu da oda sıcaklığında durmayan epoksiler maalesef ki kış aylarında donma yapabiliyor. Hareket kabiliyeti çok zayıflıyor. Kaptan dökemeyebiliyorsunuz. Hatta tamamen donduysa hiç kullanılamayan hale geliyor. Bunu önlemek için epoksileri oda sıcaklığında tutmanızı öneririm. Onun dışında da epoksi çalışmanıza başlamadan 10-15 dakika kadar önce kaloriferin yanında tutarak normal bir sıcaklığa gelmesini sağlayabilirsiniz. Farklı epoksileri inceledik. Şimdi epoksi nasıl hazırlanır ona bakalım. Karışımlarımızı mutfak tartısı veya da hassas tartıyla gram üzerinden hazırlama yapıyoruz. Göz kararı yapmamak sizin için iyi olur. Çünkü yanlışlık yapılabiliyor ve böylelikle epoksi kurumayabiliyor. Bunları önlemek amaçlı hassas tartı kullanmanızı öneririm. Evet arkadaşlar, şimdi daha iyi pekiştirmek amaçlı 2 tane farklı epoksi markasını deneyelim. Karışımlarımızı hazırlayalım. Farklı yoğunluktaki epoksileri denememizin amacı bakalım aynı efektleri alabiliyor muyuz? Aynı şeylere uygulayacağız. Fakat sonuç aynı mı olacak ona bakalım. Videonun başında gösterdiğim Dipon ve Colorberry markasına ait epoksileri kullanacağım. Kalıplarımı değiştiriyorum. Şimdi yapımına geçelim. Soldaki Dipon markasına ait akışkan olan, sağdaki de Colorberry markasına ait yoğun yapıda olan epoksi. Gördüğünüz gibi oranlarını, toplamda ne kadar kullandığımı, her şeyi yazdım. İkisinden de yaklaşık 72 gram kadar epoksi hazırlıyorum. Epoksi karışımımızı 3-4 dakika güzelce karıştırmamız gerekiyor ki A ve B maddeleri birbiriyle güzelce karışsın. Güzel karıştırmadığınız takdirde buradaki gibi buğulu bir görüntü oluyor. Zaten ayırt edebiliyorsunuz A ve B maddelerin, yani güzel karışmadığı ortada. İyice karıştırdıktan sonra berraklaşıyor. Şimdi ikisinin yoğunluklarını ayırt edebilmek için aynı model bardak altlığı yapacağım. Buradan daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şeffaf epoksiden bir miktar daha ayırdım. Beyaz boya için kullanacağım. Sol tarafa akışkan yapılı epoksimi, sağ tarafa da yoğun yapılı epoksimi döküp aynı alkol bazlı boyaları döküyorum. Renkleri önemsiz. Bu model epoksi bardak altlığını daha önce kanalımda yayınlamıştım. Tam haline oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu hızlandırdım fakat farkı görüyorsunuzdur. Sol tarafta alkol bazlı boyayı döktüğüm anda dibe doğru çökmeye başlıyor, sağdakine nazaran. Çiçeğimizin ortasına ışıltılı glitter koyuyorum. Sol taraftaki boya çok az gözüktü gözüm, o yüzden biraz daha ekleme yaptım. Ayırdığım epoksinin devamını da beyaz boyayla karıştırıp çiçeğimizin yapraklarını yapıyoruz. Yine soldakine bakacak olursak beyaz boyanın dibe çöktüğünü görürken sağda beyaz boya yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Spatula yardımıyla yaprakların çiçeklerini dışarı ittiriyorum ve en son ortasını döndürüyorum. Tekrar bir ışıltı glitter ekliyorum. 24 saat sonra bardak altlıklarımız tamamen kurudu. Şimdi arkasına, önlerine bakalım ve karşılaştıralım. Benim gördüğüm kadarıyla akışkan olan epoksi kullandığımızda boyalar genellikle dibe çöküyor. Çünkü daha ağır olduğu için direkt dibe iniyor. Yoğun epokside ise daha fazla yavaş yavaş dağılma söz konusu. Yoğun epoksi kullandığımız bardak altlığımıza bakalım şimdi. Çiçek modeli yapmak istediğimizde ben genellikle yoğun yapılı epoksi kullanıyorum. Aldığım efektlerden çok memnun kalıyorum. Akışkan yapılı epoksiyi gördüğünüz gibi çok fazla dibe çökme olmuş. Tabii ki bu biraz da zevk işi fakat diğeri bana daha çok hitap ediyor. Tabii ki bu demek değil ki akışkan yapılı epoksileri kullanmayacağız. Onları da başka modellerde, başka efektler almak istediğimiz zaman kullanıyoruz. Epoksiye yeni başlarken maalesef ki hangi epoksi nerede kullanılıyor bilmiyoruz. Deneme yanılma yoluyla öğreniyoruz. Umuyorum ki bu videolar size yardımcı oluyordur. Yani ilk başta söylediğim gibi epoksini aldığınız markanın özelliklerini bilmek, öğrenmek önemli. Onlara dikkat etmenizi tekrar öneriyorum. Bana genelde hangi epoksiyi kullandığımı çok soruyordunuz ama önemli olan hangi epoksiyi kullandığım değil, yoğunluğu nasıl oldu. Siz de sitelerde gördüğünüz istediğiniz yoğunlukta epoksiyi alarak kendi çalışmalarınızı kullanabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların devamı gelecek. Bir sonraki videoda epokside yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Eğer sizin de sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.